Arkadaşlar bugün size bir tane göğüsten bomba gibi bir yemek yapacağım. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Ispanakları ön kontrolden bir geçirdim. Bir sefer de yıkadım. Hemen soğuk suyun içine alıyorum. Ispanağımız soğuk suyun içinde beklerken hemen soğanlarımızı doğrayacağız. Bir tane de kapya biber. Sıvı yağ ilave ediyoruz. Soğanımızı kavuracak kadar. Tabi tereyağı, zeytinyağı, elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Soğan ilave ediyoruz. Soğanımızı az bir kavuracağız. Ispanağımızı ısladık. Bir tanesini alıp tadına bakabilirsiniz. İçinde kum var mı diye. Ispanağı alırken de suyu fazla kımıldatmayın. Karıştırmayın. Dibinde kum varsa oynama yapar. Ispanaklara yapışır. Soğanımız kavruldu. Biberini ilave ediyoruz. Hafiften biberlerin dövmesini bekleyeceğiz. Biberlerimiz dövdü. Biraz tuz serpeceğim. Kapağı kapatıyorum. Bunun sıcağı bunu ortalama bir dakika içerisinde yumuşatır. Hemen şöyle bir karıştırıyoruz. Tuzun etkisini görüyoruz. Yeşil daha yeşil oldu. Yemeğimizin altını kapatıyoruz. Biraz soğumasını bekliyoruz. Tavuğumuzun iç platosunu bir alalım. Bundan bile sarma çıkar. Önce yavaş hareketlerle tavuğumuzu bir dövmeye başlayalım. Daha da genişletmek için streçi büyütüyoruz. Bunu ister tavada ister fırında pişirebilirsiniz. Sadece tuz atmıştık. Karabiber atıyoruz. Pul biber atıyoruz. Tabi sevdiğiniz başka baharat varsa onu da kullanabilirsiniz. Şöyle tavuğumuzun içine bir karabiber serpelim. Az bir de pul biber. Yemeğin tuzu baharatı kendine, tavuğun tuzu baharatı kendine. Az bir de tuz. Şimdi marifet burada başlıyor. Önce şu ağız kısmından bir kapatalım. Tavuğumuz bu. Az bir sıvı yağın içerisine yarım çay kaşığı kadar bir kırmızı toz biber atıyoruz. Şöyle toz biberi bir çırpalım.
Tavuğun sulanmasına izin vermeyeceğiz. Yüksek derece fırına atacağız. Önceden ısıtılmış fırına atacağız. Hemen tavuğumuzu borcamıza yerleştirelim. Bu çok çabuk pişer, yüzü kızarsa yeter. Önceden ısıtılmış 190 derece fırına götürüyoruz. Tavuğumuzu hemen önceden ısıtılmış 190 derece fırına atıyoruz. Isısı yüksek olacak. Eğer fırınızın ısısı düşükse 200 alın. Hemen şöyle gösterelim. Yüzü nar gibi kızardı. Ben daha önce bunu bir daha açtım. 10 dakika sonra üzerine kırmızı toz biber sürdüm. Nar gibi kızarsın diye. Şimdi hafiften soğutacağız. Tavuğumuzu tezgaha bir alalım. Bunun bir tane güveçten yapıldığına tabi her zaman söylediğim gibi kimse inanmayacak. Sıcak olduğu için elimle tutuyorum dağılmasın diye. Yine efsane bir yemek çıktı. Efsane bir lezzet çıktı. Ispanakları görüyor musunuz? Tam bir rostu oldu. Şöyle bir çevirelim. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.